Merhaba sayın seyirciler. Bugün 18 Nisan Cumartesi. Yeni Gün Özel programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Gün Özel'de bugün iki değerli konuğumuz var. Sayın Akber Alhat, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Sayın Bahattin Alkın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akber Alhat ve Meclis Başkanı Sayın Bahattin Alkın. Evet, Akhisar değerli, tabii ben de Akhisar'da olduğum için böyle hemşehrilerimi burada konuk etmek benim için bir mutluluk. Evet, önce soralım Akhisar Bey, neden buradasınız? Efendim, İzmir'de. Evet, öncelikle hepinize merhaba, herkese günaydın. Şu anda İzmir'de zeytin ve zeytin teknolojileri fuarına katıldık Akhisar Ticaret Borsamız olarak. Biz Akhisar'ımızı en iyi şekilde burada tanıtım için bir standımız vardı. Ona gelmiştik. Ve ayrıca İzmir'in zeytin ve zeytinyağı sevdalarının olduğu bir şehir olduğunu biliyoruz. Buraya birçok şehirden gelen katılımcılarla birlikte hem Türkiye'ye hem de bu sefer ilk yeni alanında yapılan fuara gelen dışarıdan gelen misafirlerimize Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağını tanıtmak için buradayız. Evet, zeytin ve zeytinyağı deyince insan aklına ilk defa böyle şeyler geliyor. Geçmişte insanların başlarında zeytin dalları vardı. Zeytin deyince insanlara çok güzel şeyler gelirdi. Zeytin üzerine bir sürü yarışmalar yapılırdı. O yarışmalarda galip gelenlere zeytinler verilirdi böyle. Ama ne yazık ki günümüzde zeytin herhalde o kadar değerini bulamadı. Öyle mi? Yani bulamadı değil de bunlar değişir. Evet, değiştirebiliriz. Yani bunlar sonuçta yapılmayacak projeler değil. Yapılmamış olabilir ama tekrar yapılır. Yapılmamış. Evet, Balıkum'a gitmiş ama Akhisar Bey, sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Evet, ben Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Hı hı. İsmim Akhisar Alat. Zeytinyağı sektörüyle uğraşıyoruz. Amacımız Akhisar'daki zeytin bilinirliği. Biliyorsunuz Akhisar'da Türkiye'nin en büyük zeytin potansiyeli var. Hı hı. Bu potansiyeli layıkıyla Türkiye'deki insanlara doğru bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de birçok ürünün kaynağının dışarısında üretildiği zannediliyor. Bazı şehirlerdeki pazarlama teknikleri çok daha öne geçmiş durumda. Şehrin önüne geçmişti. Biz yönetime geçtiğimizden beri Bahattin Başkanı'yla birlikte bunu bir ilke edildik ve şu anda nihai tüketiciye kadar bu işin ticaretini yapanları doğru bir şekilde bilinçlendirdiğimize inanıyoruz şu anda. Nihai tüketicinin de bu konuda zeytinim Akhisar'dan sloganını takip ederek bu zeytinin Akhisarlı olduğunu, üzerinde başka şehirlerin ismi yazsa da bu olur. Ama buradaki amaç sadece bizim zeytin şehrimizin bilinirliği değil. Yani insanlar doğru bilgi alsın da kimin sattığı da çok önemli değil. Ama doğru bir şekilde bilinçlendirilsin, bize de saygı duyulsun isteniyoruz. Çünkü Akhisar bugün bilhassa marketlerde ve bütün her yerde göre yeşil zeytinin %70'inin üzerinde bir üretime sahip olan bir şehir. Siyah zeytinde de %30'ların üzerindeyiz. Oralara geleceğim. Siz biraz daha tanıyalım. Akhisarlıyız, evliyiz. Evliyiz. Bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Bir tane de yolda bir bebeğimiz. Ne kadar güzel. Ticaret nasıl başladı? Ticaret hayatı nasıl başladı? Ticaret, yani Akhisarlı olup da zeytin ağacına değmemek ya yani zeytin ticareti yapmamak mümkün değil. Bizim babalarımızın yaptığı bir iş. Biz abimle birlikte zeytinyağı sektörünü seçtik. Zeytincilikte çok yol kat edemedik. Ailemizin çok ciddi zeytin ağaç varlığı olmasına rağmen biz zeytinyağı kısmını seçtik. Çünkü o bize daha böyle güzel geldi. Biz abimle ikimiz 98 yılından beri zeytinyağı işini ele aldık. Zeytincilik kısmını, yani sofralık zeytincilik kısmını ayırdık. Çünkü zeytinle zeytinyağı çok ayrı bir iş. İnsanlar bunu anlatırken zeytin zeytinyağını bir anlatıyor ama ikisi aynı ürün değil. Sadece ikisi aynı ham maddeyi kullanan bir ürün. Ama ikisi ayrı bir sektör. Biz zeytinyağı sektörünü seçtik. Evet. Bahattin Başkanı da zeytini. Evet, Bahattin Alkın,
meclis başkanı siz değil mi? Bahattin Halkın kimdir? İsmim Bahattin Halkın. Aksiyar Ticaret Borsası Meclis Başkanı olarak bu dönem üyelerimizin teveccühü de göreve seçildik. Aksiyar'da ben de evli ve iki erkek çocuk sahibiyim. Aksiyar'da zeytin işi de hem üretim hem imalat hem satışta ilgilenmekteyiz. Ben zeytin sektöründe üçüncü kuşak olarak, ailemizin üçüncü kuşak temsilcisi olarak çalışmaktayım. 1950'li yıllarda bizim bölgemizdeki Akhisar'ın uslu tipi dediğimiz zeytin de genelde hep yağlık olarak değerlendirilmiş. Evet. Benim dedem rahmetli Bahattin Halkın bu zeytini alıp salamura olarak işlemeye başlamış ve bu zeytin yağlıktan çıkarılarak salamura olarak değerlendirilmiş ve şehrin ekonomisine çok büyük katkı sağlamış ve şu anda da bölgemizde yaklaşık yıllık 30-35 bin ton civarında olan yılda bir ürünün yağ değil sofralığa kazandırılması sağlanmış. Tabii bizler de bizden önceki büyüklerimizin gittiği yoldan giderek zeytinin daha fazla değer kazanması için çaba sarf etmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Bunun için de sivil toplum örgütlerine mutlaka girmeyi, elimizi taşın altına koymayı ve beraberce birlikte çalışmayı hem öğrenmeliyiz hem öğretmeliyiz. Yaşımız çok genç olabilir ama bizim sürekli iddia ettiğimiz bir şey var. Bize kızabilirsiniz. Yanlış yaptığımız şeyleri küçüklüğümüze verebilirsiniz. Ama biz herkesle, her yerde, her zaman konuşabiliriz. Ve beraber de çalışabiliriz. Her türlü gelişmeye açığız diyorsunuz. Evet. Evet, en güzeli de bu herhalde. Bir şey daha dikkatimi çekiyor. Tanıdığım Akhisar'dan hepsine baktım. Hepsi de şöyle bir değer gösteriyor. Akhisar'ın bir özelliği mi acaba? Zeytinden gelen bir güzellik mi bu? Kesinlikle. Kendime de tarpa geçiyorum tabii burada. Kesinlikle öyle. Bizim hayatımızda zeytinyağı vazgeçilmez. Yani bizde kahvaltıda zeytinyağı yenmezse bizim karnımız doymaz. Ve hepimiz de enerjiyiz. Bizim seçim zamanında sloganımız da dinamik borsa sloganıyla biz çıkmıştık. Ve güzel. Aynı dinamizm bugün bile devam etmekte. Uyum çok güzel. Arkadaşlarımızın hiçbirisinin egoları yüksek değil. Kesinlikle. Böyle olmayınca her şey daha bereketli oluyor, daha sağlıklı oluyor. Herkes kendini çok daha iyi ifade edebiliyor. Evet. Uslu zeytin dedik biraz evvel. Akşamda zaten en fazla bunlar yerli cins. Yani. Uslu ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Nereden çıkmış herhalde isim? Şimdi geçen gün bu konuyla ilgili bir konuşma oldu. İşte uyur gibiymiş ve uslu falan hani o şekilde anlatılmış. Çekirdeği onun birazcık daha uzun ince yatarmış uslu. Şöyle bir hikayesi vardı. Benim çok zeytin konusuyla ilgili çalışmam olmadığı için bu konuda gene Vahattin'in böyle bir bilgisi varsa benim öyle bir ismini tam... İlginç bir isim çünkü. Evet, yani benim de bilgim, Alper Başkanımızdan aynı şekilde biliyorum. Uslu zeytinin çekirdeği ince uzun yassı olduğu için sürekli yatar diye düşünülürmüş şeyin içinde, zeytinin içinde. Bundan dolayı çıkmış ama şey var, sadece uslu değildir. Bizim uslunun çok alt türevleri de vardır. Yani İzmir'de de bazı özellikle zeytinler, usluya benzer özellikle zeytinler gözüküyor. İşte çelebi, o eğri burun farklı özellikler gösteriyor ama sadece Akhisar usta değil. Yani Akhisar'ın en büyük özelliği zaten bu. Akhisar, biz hep şeyi iddia ediyoruz. Biz Akhisar zeytinin başkentidir diyoruz. Biraz iddialı bir söylem gibi düşünülebilir ama aslında iddia şeyden kaynaklanıyor. Bizim çeşitliğimiz çok fazla. Evet. Bizde Trilya tipi, domat tipi, Akhisar'ın dünyanın en kaliteli yeşil zeytini. Akhisar domat tipi. Uslu tipi ve diğer toparlak tip, Edremit tipi. Hepsi bizim bölgemizde mevcut. Türkiye'de görebileceğiniz tüm zeytinleri Akhisar lokasyonunda bulabilirsiniz. Evet. Biz o yüzden iddialıyız. Hep zeytinin başkenti Akhisar diyoruz. Bu söylemimizin sürekli arkasında durmaya çalışıyoruz. Çünkü haklıyız. Çeşitliliğimiz çok fazla. Dünyada hiçbir çeşitliliği olmayan zeytin ürünü bizim bölgemizde var. Ayvalık Akhisar mı? Şimdi böyle bir yarışa girmeye gerek yok. Ama yani zeytin şey, başkenti deyince böyle şimdi Ayvalık'ta. Şimdi şöyle bir şey. Biz bu arkadaşların, Ayvalık'taki arkadaşların yaptıkları güzel çalışmaların hepsini takdir ediyoruz. Evet. Çünkü
Akhisar biliyorsunuz biz Türkiye'deki en yaşlı ağaca sahibiz. Biliyorsunuz bu sene zeytin asas şenliğimizi orada yapmıştık. 1650 yıllık zeytin ağacına sahibiz. Bu bizim tarihimizde zeytinimizin olduğunu gösteriyor. 1650 yıllık. 2000 yıllık bir bahçelerin olduğu bir bahçe bulduk bu ağaç sayesinde. Ama şöyle bir durum var. Bizim Akhisar'da çiftçimizin en çok uğraştığı ürün zeytin öncesi biliyorsunuz tütüncüydük. Tütündeki fiyat dengelerinin bozulması bizim çalışkan çiftçimizi daha çok gelir edeceğini düşündüğü zeytine sevk ediyor ve zeytincilik işimiz hızlanıyor. Şimdi Akhisar'da bu kadar ağaç var iken iyi pazarlamayı yapabilen arkadaşlarımız bu konuda daha önceden çalıştıkları için başarılı olmuşlar. Ama bu değildir ki bu işin merkezi hep böyle gidecek. Oradaki ağaç sayısının şu anda bizde yaklaşık 5-6 kat fazlası bizde varken biz de bu noktada ön plana çıkıyoruz. Buradan kimsenin rahatsız olmasına gerek yok. Sonuçta biz pazarda hepimiz bu ürünün tüketilmesini arttırmaya çalışıyoruz. Yani size şöyle bir şey söyleyelim. Bundan yaklaşık 10 sene bile olmadı. Bir grup internet üzerinde çalışan zeytin dostları dediğimiz bir dernekle birlikte Türkiye'deki tüketim o günlerde 700 gramlardan, yani Cumhuriyet döneminden bu döneme kadar 700 gram tüketilmiş bir ülkeye 2 kilograma çıkartıyor. Bu hükümetimiz 110 milyon ağaca sahipken 2005 yılına kadar verilen tarla destekleriyle 200 milyona çıkıyor. Demek ki çok ciddi bir 10 yıl içerisinde bu ülkede bir şeyler değişmiş. Demek ki bu sadece bir şehrin markasıyla olmuyor. Bu birliktelik işi. Bu herkesin sayısı yükseliyorsunuz. Tabii ki. Bu herkesin gönülen çalıştığı bir şey. Evet bu işte daha sivrilen markalar olabilecek. Ama herkes bir yarışın içerisinde. Ama birbirine karşı değil. Biz 2 kilogramı üretimle birlikte tüketimi arttırabiliriz. Yani bazıları diyor ki 10 kilo tüketim yapacağız. Yani öyle bir zeytinyağı yok. Öyle bir ağaç yok. Öyle bir üretim yok. Bunu yapamazsınız. Hayal kurmamak da lazım. O yüzden biz herkese saygılıyız. Ayvalık'a da saygımız var, Gemi'ye de saygımız var. Onlar da bizi saygı ve sevgisini gösterdiği sürece bugün birçok büyük şirket farklı yerlerde olabiliyor. Bizim de Akhisar'ımızın çok büyük markaları var artık. Türkiye'de en çok yağ satan bir şirket de Akhisar'ımız da. O yüzden biz burada şöyle bir gerçekçi olmamız lazım. Hepimiz bu işe sevgiyle bakacağız. Daha yolun başındayız. Türkiye'de daha 2 kilogram yağ tüketiliyor. Toplam sıvı yağ tüketimi kişi başı 25 kilogram. Zeytinyağı tüketimi 2 kilogram. Demek ki daha çok işimiz var. Daha çok zeytin ekilebilir. Şimdi bazen olur ya bu kadar zeytin ağacı dikildi ne olacak? Öyle bir şey yok. İşte o rakamlar ortada. Daha ciddi. Devlet de birçok tedavi yöntemlerine, hastalıklara, ona buna dünya bütçe ayırıyor. Zeytinyağına biraz destek olacaklar. İnsanları daha sağlıklı, daha uzun yaşamlı, daha doğru beslenebilir hale getirebileceğiz. Yani bu politikalara gideceğiz ama üretimi arttırmamız lazım. 2005-2006 yılında tarlalara zeytin ekilmesiyle ilgili dönüm başına bir destek verildi. Bunu farklı şehirlerde, Güneydoğu'da doğru kullanılamadı bu yöntem. Bunu iptal ettiler daha sonrasında. Ama bunu yeni gelecek Tarım Bakanımıza iyi anlatabilirsek, dağlık arazilere, boşta duran bir sürü dağlara, yollara çıktığımızda dağlık arazilere ciddi destekler verirsek, dağlık arazide zeytin daha iyi yetişiyor. Oralara iyi destekler alabilirsek, buralardaki zeytin ağaç sayılarımızı arttırırız. Sağlıklı bir nesillere, sağlıklı bir ürünü ancak bu şekilde ulaştırabiliriz. Bunun için de devlet desteği çok önemli. Bakanlıktan bahsedince hemen kafama takılan bir şey oldu. Malum bu bölge tarım bölgesi. Tamam turizm de var, sanayi de var ama tarım yoğunlukla Ege bölgesinde var. Ama bugüne kadar nedense bir tarım bakanı çıkaramadı Ege bölgesi. Ne dersiniz? İnşallah bu dönem biz geçen gün Oda ve Borsa başkanlarımızla birçok sohbet esnasında artık bunu birazcık dile getirmeye başladık. Gerçekten de bizim istediğimiz şey şu, ya tarım denince bütün Türkiye'de Ege akla geliyor. Bu sefer Tarım Bakanı Ege'den olmalı. Ege'li bir Tarım Bakanımız olmalı diye çalışmaları istiyoruz. Çünkü desteklenmelerin zamanı çok önemli efendim. Her sene bazı ürünlerde azlık, eksiklik, rekolte bozukluğu, mevsimlere dayalı çiçek yanmaları,
çiftçimizin mağdur edilmesi. Ama burada çiftçi çok önemli. Yani bir işi üretenle bizim saygı duymamız çok önemli. Öncelikle çiftçi mutlu olmalı. Yani sizin sofranıza bazı ürünlerin nasıl geldiğine, bir domatesin nasıl geldiğine, bir karpuzun nasıl geldiğine bakmadan, tadına bakıp bu iyiymiş kötüymüş diyoruz ama o adamın çektiği emeğe bir bakmamız lazım. Yani bir yıllık bir süreçle gidiyor. Bunun yazı, kışı hepsi bunun emeğiyle uğraşılıyor. Ve biz çiftçimizi mutlu etmemiz lazım. Bunun için doğru desteklerin doğru zamanda verilmesi lazım. Evet, siz de başlayın bu konuda hatırlayın. Aslında başkanım çok doğru konuya temas etti. Bizim Ege'den çıkmasındaki en büyük önemsediğimiz konu tarımsal politikaların, biz çok uzun süre tarımsal politika yapamayabiliyoruz Türkiye olarak. Bizim politikalarımız hep kısa. Ama eğer Ege'den çıkardığımız Tarım Bakanı'nın anlık politika anlamında çok çabuk, çok hızlı karar vererek müdahale olma şansı olabilir. Tarımsal ürünlerde yıllık bazda, yıllık üretilen ürünlerde çok sıkıntılar çekebiliyoruz. Bunları öngören Tarım Bakanımız, eğer bu bölgeden çıkmış ise konuya çok daha hakim olabiliyor ve hemen çözüm üretebiliyor. Biz bu yüzden önemsiyoruz Ege'den çıkmasını. Biz demiyoruz ki Manisa'dan çıksın, İzmir'den çıksın. Ege'deki tüm tarım şehirlerinde ciddi anlamda tarım yapılıyor ve artık tarım teknolojik olarak da yapılmaya başladığı için çoğu vekillerimiz konuya çok vakıf. O yüzden biz İvedi olarak bu konunun değerlendirilerek inşallah önümüzdeki dönemde bakanımızın Manisa bölgesinden Ege bölgesinden çıkmasını arzu ediyoruz. Evet, buradan siyasi partilerimize duyuralım. Çünkü gerçekten Ege bölgesinde tamam, İzmir'den bakanlığımız çıktı, İzmir'den birçok bakanımız oldu. Evet. Fakat Ege'nin hangi bölgesi neresinde olursa olsun tarımla uğraşan, tarım çok iyi bilen bir bakanımız var. Tarımcı bir bakan lazım. Tarımcı bakan olması gerçekten tercih edilen bir şey. Daha doğrusu istediğimiz bir şey, arzu ettiğimiz bir şey diyelim. Evet, fuardasınız şu anda. Fuardan beklentileriniz neler? Fuar bu sene, geçen seneye göre daha güzel gidiyor. Evet. Yani yeni fuar alanımız. Öncelikle buradan belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir proje. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, biz işimiz gereği birçok ülkede birçok fuara katılıyoruz. Fuar alanı havaalanına yakın, rahat ulaşımı, girişi çıkışı, büyük fuarlara yol açabilecek bir alanda olması lazım. Tabii İzmir fuarımızın çok güzel bir özelliği vardı. Şehrin en güzel yerinde, çok güzel ağaçların içerisinde ve şehire hemen yakın bir fuar alanımız vardı. Ama alan çok büyük olmadığı için uluslararası fuarlara kapısını çok açamıyordu. Buranın çok iyi değerlendirilmesi lazım bu saatten sonra ama orada artık İzmir'de yapılmamış birçok fuarın İzmir'e gelmesi için önü çok açık. Biz de bu kadar kişinin İzmir'e geleceği bir alanda, artık İzmir'de biliyorsunuz zeytinin en çok konuşulduğu yer, zeytin sevenlerin en çok olduğu yer, zeytin dostlarının en çok olduğu yer. Çünkü İzmirli basındaki arkadaşlarımız bu işe gönülen çok ciddi destekler veriyorlar. Çünkü bizim zeytinyağını seven bir insan ancak bu işe değer verip bu işin reklamını ve tanıtımını yapar. Yani biz burada az önce size internetten üzerinde yazışma gruplarıyla bu tüketimin arttığını yaptık ama burada bunları sizler yaptınız. Basın çok doğru bir şekilde zeytinyağının sağlıklı bir ürün olduğuna inandığı için bunu tanıttı. Yoksa birçok bitkisel yağ reklamı bile olan var, niye tanıtılmıyor, onlara da bakmak lazım. Biz burada zeytinyağına inandığımız için bu işi yapıyoruz. Bunun kutsal meyve olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz sağlıksız olarak çok ciddi yağlar kullanıyoruz ama her şeyin azını kullanacağız. Zeytinyağını da az kullansak da ama zeytinyağlı kullanmaya çalışacağız. Ama o kadar bir üretim yok. Yani biz şimdi istediğimiz kadar anlatsak bunu çıkartamıyoruz. İşte çok çıkmaya çalışıyoruz. Fiyat yükseliyor görüyorsunuz. Şimdi fiyat konusu önümüze çıkıyor. İşte üretimi de destekleyeceğiz. Bu buraya biraz daha verelim. Fiyat meselesi son yıllarda özellikle buyur özellikle. Yani bu bir çeşit zeytin. Evet, şimdi bu tek bir tek zeytinde olan, zeytinyağında olan bir şey değil. Geçen sene de üzümde aynısı oldu. İşte desteklerimizi bir tarım bakanımıza anında anlık anlatabilse. Mesela geçen sene üzüm fiyatlarının doygunluk noktasına geldiğinde destek kısmını ihracatçıdan
İşte ihracatçıyı destekleyip iç piyasa desteklerini azaltabilirdik. Bu sene de ihracat desteğini arttırıp iç piyasa desteğini arttırıp bunu şekillerini değiştirtebilirdik. Çünkü ürünün bir şekilde aynı seviyede satışını sağlamak lazım. Çok yüksek oldu mu ihracatçımız iş yapamıyor. Bu sefer ihracatçımızı durduruyoruz. Bu pazara girmek bu kadar kolay olmuyor. Sen dur bakalım dedim, o pazara birisi giriyor. Tekrar ürünü rafa sokabilmenin bedelleri çok ağır oluyor. Biz zeytinyağında bunu çok yaşıyoruz. Artık bunu dile getirmek de istemiyoruz. Yaşaya. Artık alıştık biz de. Biz de oraya gittik. Hadi bakalım Türkiye'de yağ var galiba bugün gelin diyorlar. Giriyoruz yani, işimiz çok zor. Ve bunlardan bahsederken hemen sıkıntılarına girelim sektörün. Zeytinyağlı, zeytinciliği. Sıkıntıları neler var sıkıntıları? Sıkıntımız çok var. Her sektörde olduğu gibi bizlerin de sıkıntısı çok var. Ama sıkıntılardan önce ben sadece bir şeye daha temas etmek istiyorum. Fuar anlamında kesinlikle Aziz Başkanım'ın ellerine sağlık, ekibinin ellerine sağlık, çok güzel bir alan oluşturmuş. Lokasyonu çok güzel bir lokasyonda fuar oluşturulmuş. İzmir çok olumlu bir adım attı bu konuda. Kesinlikle. İzmir'in önü çok açık fuarcılık anlamında. Çok doğru projeye adım atmışlar. Ama biz fuara neden katılıyoruz? Bir de şuradan bakmak lazım. Biz sadece fuarlara, yurt içi fuarlara katılmıyoruz. Aynı zamanda yurt dışı fuarlara da gidiyoruz. Buradaki gitmemizdeki en büyük neden, biz hep yıllarca şey olarak algılamıştık. Bir ürünün sadece bizim tükettiğimiz şekliyle yurt dışında tüketebileceğini düşünmüştük. Ama öyle değil. Yani uzak doğuda zeytin insanlar tüketmiyor ama zeytinyağı tüketiyorlar. Zeytini belki bizler gibi normal salamura yöntemle tüketmiyorlar ama daha farklı soslarla tüketiyorlar. Sos kültürü çok yaygın. Evet. Bizler bu tip şeylere katılarak tüketicinin ne istediğini öğrenip bunları hem üyelerimizle hem diğer arkadaşlarımla paylaşabiliyoruz. İnovasyon yapmaya çalışıyoruz zeytinle zeytinyağı. Evet, inovasyon deyince hemen aklıma şey geldi. Bu zeytincilik sektöründe malum bizden başka iddialı ülkeler de var. Yunanistan gibi, İtalya gibi, İspanya gibi. Onlarla karşılaştırınca bizi neler diyorsunuz? Ya biz neredeyiz? Bizde şöyle bir değişik bir bakış açısı var. Biz zeytini daha önceki senelerden, hani Bahattin dedesinin yaptığı senelerde katık olarak, yani bizim kahvaltı kültürümüzde bir zeytin var. Ama dünyada böyle bir kültür yok. Zeytin daha fazla salatalarda, işte pizzalarda, işte akşam üstü, işte alkol yanında, orada değişik yerlerde kullanım açılarımız farklı. Ve o yüzden onların tatlarıyla bizim aramızdaki tat farkımız da var. Ambalaj farkımız var. Yani bizdeki ürün dayanıklılığı açısından daha tuzlu yapılmış. Ama onlardaki ürün daha konserve, daha az tuzlu bir ürün şeklinde. Bizden de bu tür talepler geliyor ama bizim çalışkan ihracatçılarımız bu konuyla ilgili çok yol kat etmeye başladılar. Devletimiz de tuz politikasını biliyorsunuz bu seneden itibaren tuzu aşağıya indiriyor daha sağlıklı ürünler için. Tuz rakamlarının aşağı iniyor olması bu işin çok kolay yapılmasını önleyecek. Ve herkes daha yatırımlar yapılacak. Daha sterilize, pastörize ambalajlarla ambalaja girecek ve daha doğrusu çok küçük ambalajlarda artık zeytin ticaretleri başlayacak. Çünkü biliyorsunuz zeytini koruyan en önemli faktör şu anda tuz. Zeytin yapılırken tuz ve su zaten, başka bir şey yok. İçerisinde bir koruyucu içerikliği çok az. O yüzden biz burada doğru bir yöntemle hareket etmeye çalışıyoruz. Onun için de şu anda devlet politikasında verdiği düşürülmüş tuz konusu bizim için daha ilerisi için çok önemli. Çünkü nesil değişiyor. Herkes tuzlu zeytin yemiyor. Çocuklarımızın kahvaltı kültürü değişiyor. İşte 20 yıl önceki kahvaltıdaki ürünlerle şu andaki kahvaltılar aynı değil. Çocukların zeytin yemesi için onların seveceği tatta zeytini bir defa üretilmesi lazım. İşte biz işte portakallı zeytinler rakıslarda çıkmaya başladı. İşte içerisinde birçok çocukların sevebileceği ürünler konmaya başladı. Böylelikle çocuklara da zeytin sevdirmemiz lazım ki bu nesil de yarın zeytin tüketebilsin diye. Evet, sizin bu konuda bir söyleyeceğiniz var mı? Özellikle diğer ülkelerle rekabet açısından
sunum açısından. Tabii şeyde zeytin üretiminde, zeytinyağı üretimindeki lider ülkeler İspanya, İtalya, Yunanistan. Ama bizi tedirgin edecek olan başka bir konu var. Bunun yanında artık Arap ülkelerinden de Suriye'de, Mısır'da ciddi anlamda üretim olmaya başladı. Fakat Avrupa bunu çok iyi sübvanse ederek, çiftçisini çok iyi sübvanse ederek, ihracatçısını çok iyi sübvanse ederek ayağa kaldırmış. Ve bu ciddi bir, bu anlamda bir politik oluşturmuş. Çiftçisine zeytin anlamında primini veriyor, zeytinyağı anlamında primini veriyor. Çok kooperatifleşmeyi çok iyi başarmışlar. Devlet bunları bir dönem sübvanse etmiş ama şu anda hiçbirisini sübvanse etmeye ihtiyaçları yok. Çünkü çok doğru işler yapmışlar. Her yerde üretim anlamında tesis göremeyebilirsiniz ama kooperatif anlamında yaptıkları tesisleri çok büyük kapasiteli tesisler. Sadece bizim bir şehrimizi üretimli içine alabilecek üretim yapıyorlar şu anda. Böyle olunca dünyadaki her ülkeye, her firmaya yüksek tonajlarda mal tedarik edebiliyorlar ve aynı standartta mal tedarik edebiliyorlar. Bizim bu anlamda biz daha emekliyoruz, işin başındayız. Ciddi anlamda tarım politikalarımızı çizip, ürün politikalarımızı çizip, bunları ekonomiye yük olmayacak şekliyle sübvanse edip, ekonomiye yük olmayacak diyorum, burada ekonomiye aslında hiçbir yük yok. Sadece biz kayıt dışındaki ürünleri kayıt altına alıyoruz sübvanse ederek ve devlete ekonomik anlamda da bir yük oluşturmuyoruz aslında. Ama bunu hep devlet veya bürokratlar şey olarak görüyor. Devletin üstünde yük olarak görüyor. Biz bunu yaptığımız takdirde Türkiye'nin önü ciddi anlamda açık. Çünkü dünya artık başkanımın da söylediği gibi kahvaltılık üründe tüketmiyor zeytini. Yani meze anlamında tüketiyor. Çok ufak porsiyonlarla veriyor. Çeşit olsun istiyor. Ya biz bugün Çin'e sadece kişi başı bir tane zeytin yedirsek bizim bütün ürettiğimizi sadece Çin'e yapmamız lazım. Evet. Zeytinyağının pahalılığından bahsettik az önce ama piyasada o kadar ucuz zeytinyağları var ki böyle şöyle bir bakıyorum. Raflarda 2,5-3,5 raflarda yok. Raflarda yok. Şimdi raflar deyince yani pazar yerleri. Pazarda evet. İşte başka bir ürün için kullanılmış işlerin ambalajları içerisinde. Markasız ürünlerde diyelim. Markasız ürünlerde. Şimdi öncelikle tahşiş her sektörde, her tür konuda olabilen bir şey. Ama öncelikle şuna bir bakmamız lazım. Bizim Tarım Bakanlığımız bu konuda çok iyi çalışıyor. Yani raflardaki kontrol noktasında, satış yerlerinin bakılması noktasında. Ama bizim tüketicimiz sadece şuna yönlendirilmek isteniyor. Bilindik marka, öyle bir şey yok. Bu da 1 milyon ailenin ekonomik gelirini elde ettiği bir sektörü konuşuyoruz. Zeytincilik sektörü. Yani Türkiye'deki uzandığı nokta kıyı kesiminde her yerde artık zeytincilik başladı. Ve burada butik zeytinyağı işi yapan var, organik tarım işi yapan var. Birçok kişi artık kendi malını en iyi şekilde üretip en iyi şekilde satmaya çalışıyor. Ya biz bile şimdi Akisar fuarımızda, standlarımızda birçok marka gördüm. Hatta dün sana söyledim. Bir tane var. Ya dedim kimin? Sendeki bu ay. Dedim ya ne kadar? Ben bile bilmediğim markalarda zeytinyağlar çıkıyor. Şimdi çok güzel bir şey. Bizim bunları desteklememiz lazım. Şimdi bize bir kuruldaki birisi çıkıp da zeytinyağlarda tahşiş var, bilindik markaları alın deyince bu bir yönlendirme. Biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye'nin her yerinde çok güzel bu işi yapan arkadaşlarımız var. Üzerinde Tarımköy İşleri Bakanlığı'nın numarası olan ürünlerin hiçbirinde tahşiş yok. Şimdi dikkat edilmesi gereken bu diyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken yani siz bir ürün alacağınızda ya bugün bir herhangi bir ürün aldığınızda bir bakıyorsunuz kabına, ambalajına, etiketine, duruşuna. Sen orada içecek markalı yağla senin burada güzel ambalajlanmış markasını yeni olmuş olabilir, yeni almış olabilir. Yeni nesil çocuklarımız var. Ya inanılmaz bu işe sevdayla giren arkadaşlarımız var. Babasından bu işe yeni giren çocuklar var. Ve artık
kızlarımız var. İnanılmaz başarılı iş adamlarının kızları zeytinyağı işinin başına geçtiler. Ve bu arkadaşlar çok iyi zeytinyağı satacaklar. Ama bir söylemle bunların nefislerin kırılmasını istemiyoruz. Bunların heyecanlarının gitmesini istemiyoruz. Hani Tarşiş var, bilindik markalı. Böyle bir açıklamayı biz yakıştıramıyoruz. Bunu hiçbir kuruma da yakıştıramıyoruz. Bu kurumların büyük firmaları yakınlığında olumlu konuşmak istemiyoruz. Ama bir açıklama yaparken birini, bir kurumu bir yeri büyütürken diğerlerini küçülterek değil. Gerçekten de doğru anlatarak bir şey yapmamız lazım. Zeytinyağında sadece Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nın kontrol ettiğini herkesin bilmesi lazım. Raflarda güvensiz mallarımız yok. Bazıları çok uygun karlarla satıyor. Bazıları çok yüksek karlarla satılıyor. Doğru olan şu, yüksek fiyata alınıyorsa bu gerçek, düşük olunca düşük değil. Bugün zeytinyağında farklı tiplemeler var. Sızma tipinde zeytinyağı var. Riviera tipinde zeytinyağı var. İkisi farklı üründe, farklı fiyatta. Sızma zeytinyağı bir meyvanın suyudur. Çok kısa anlatmak gerekiyorsa. Diğer Riviera tipi de rafine edilmiş yağdır. Zaten dünyada bir tek sızma zeytinyağı rafine etmeden tüketilebilir. Diğer bütün yağların hepsi rafine edilir. Bizim Riviera yağımız da rafine edilmiş bir yağdır. Yani ama bu bir çiçek yağı, yani diğer bitkisel yağların hepsinden çok daha sağlıklıdır. Kızartmalarda çok iyidir. Yumuşak bir tat dokusuyla Riviera Türkiye'nin en çok satılan yağlarından bir tanesi, tiplemesidir. Bunun fiyatları raflarda ucuzdur. Ucuz olduğundan tahşiş anlamına girmiyor. Sızma zeytinyağında bugün köylüden alındığı fiyatları bugün için yaklaşık 11.500-12.000 TL arasında köylüden alınmış fiyatları var. Bu fiyatların şöyle bir satışa geldiğinizde biz bazı marketlerin kendi markalarıyla yaptığı mallara bakıyoruz. Yeni giren büyük firmalar da var. Çok güzel rakamlarda satılan var. Bunun 70 milyona satan da var. Ama 120 milyona satmaya çalışan da var. Şimdi ikisinin arasındaki fark bu kadar değil. Yani o yüzden zeytinyağı bence şu anda fiyatı geçen seneye göre yüksek. Ama bu geçen senede çok da ucuz olduğu dönemler vardı. Yani her ucuzun bir yükseldiğine de bir bakmamız lazım. Neye göre yüksekliğine bakmak lazım? Evet, satış rakamlarında çok kâr etmek isteyen şirketlere göre çok pahalı. Ama işte müstahsilin de satış rakamları ortada. Müstahsil bunu kiloyla satıyor. Ambalaja girdiğinde litreyle satılıyor. Litre farkı ambalajı karşılarsa biraz az bir karlarla raflarda şirketler yerini bulabilir. Bunu yapan marketler var, satanlar da var. Sadece biz yeni çıkacak markaların önünün kesilmesini istemiyoruz. Açıklamaları yapan büyüklerimiz de biraz daha saygılı olurlarsa, Türkiye'yi 3 tane şirket yönetmiyor. Burada birçok büyük şirketler olabilir ama küçüklerin de önü açılacak. Küçüklerde çok kaliteli ürünler evet, kesinlikle. Evet, biraz daha konuyu değiştirelim de zeytinyağından şöyle bir ticaret merkezine doğru gelelim. Mesela Ege Bölgesi'nin merkezi, ticaret merkezi olmasını isterdik İzmir'in ama bu konuda nedense bir türlü başarılı olamıyor muyuz, beceremiyor muyuz? Burada yetiştirdiğimiz, İzmir'de yetiştirdiğimiz her iş adamı, İzmir'de yetiştirdiğimiz her sanatçı, İzmir'de yetiştirdiğimiz her türlü değer kaçıp gidiyor sonunda bir yerlere. Ege Bölgesi için, mesela dahil Manisa'yı attık, diğer bir ilerimize gidelim, Aydın için bir ticaret merkezi gerekli olmuyor. İzmir bu konuda bir şeyler var. Biz önce bir defa bir birlikteliğimizi kurmamız lazım. Şimdi biz İzmir'i bir dışarıdan baktığımız gözlerle bakmamız lazım. Çok daha başarılı olunması için iyi çalışmalar lazım. Sivil toplum örgütlerini bu işin içerisinde çok iyi olması lazım. Gerçi biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin İzmir'deki temsilcileri bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Gerçekten de bizim EBSO Başkanımız Ender Yorgancılar olsun, Borsa Başkanımız Işın Soran olsun, Ticaret Odası Başkanımız. Yani bu konuyla ilgili her türlü çalışmada biz bakıyoruz, ortaklaşa çalışmalar yapabiliyorlar. Bunların çok daha yakın bir araya gelmeleri İzmir'e çok daha değer bulur. Ama bunların yanında bizim göremediğimiz bir bakış açısı da şu. İzmir bir tek merkezi olarak İzmir'den bakılmaması lazım. Bütün İzmir
oda başkanlarının sürekli toplantılarının yapıldığı toplantıların çok olması lazım. Arzu ederlerse yakın ilçe ve illerdeki başkanlar da buna davet edilirse biz bir İstanbul'u hep birlikte yaratabiliriz. En azından planlayabiliriz. Çünkü küçük baktığınızda büyüyemiyorsunuz. Dünyada 7 milyar insan var. 7 milyar ayrı fikir var. 7 milyar ayrı beyin var. Biz bunları kullanmamız lazım. Yani ortak akılları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bir Aydın'daki insanın İzmir'e bakışı, bir Tire'dekini davet edip İzmir'de olmasını beklentileri. Yani sadece İzmir'dekilerden İzmir'i sormamak lazım. Bir Akhisarlı'ya sormak lazım. Biz geldiğimizde ya yıllardan beri işte bu tünel konuşuluyor, niye bitmiyor? Mesela bu metro neden yıllarca sürdü? Biz bunun bu kadar uzun sürmesinden dolayı Akhisar İzmir arası bir şey isteyemiyoruz yani. Onu bitirememiş burada. Yani o yüzden esasında şehirlerin birbirine ulaşımının çabuk olması ticareti, ekonomiyi de çok hızlı canlandırıyor. O yüzden bence İzmir'in bu konuyla ilgili daha aktif çalışanlarının ön plana çıkması lazım. Bizim bu konuda oda başkanlarımızla daha çok birlikteliklere destek görürlerse, karşılık alırlarsa, onlar da sonuçta sivil toplum örgütleri, hiçbiri bu işten bir şey yapamıyorlar. Onlara da belediye başkanlarımız çok ciddi kucak açarlarsa hep birlikte çok iyi işler başarırlar diye düşünüyoruz. Evet, Bahattin Bey, siz neler düşünüyorsunuz? Akhisarlı bir iş adamı olarak İzmir'e şöyle bakınca neler görüyorsunuz? İzmir için biz aslında üzülüyoruz çünkü gerçek hak ettiği yeri İzmir bir türlü alamadı. Biz şeye çok inanıyoruz, Akhisar için de bu böyle. Eğer bir şehir çok kolay ulaşılabiliyorsa o şehrin büyümesi, hak ettiği yeri bulması kaçınılmaz. İzmir'de bir havaalanımız vardı. Bizim havaalanımız gerçekten çok mütevazi bir havaalanı. Biz buraya ne yeterli uçuş sağlayabildik. Biz hala yurt dışına giderken çoğu uçuşlarımızı İstanbul üzerinden yapıyoruz. Bu çok yanlış bir uygulama. Yani bunu bir şekilde kırmamız gerekiyor. Bizim uçuşlarımızı direkt yurt dışına yapmamız gerekiyor. Ticaret adamları çok rahatsız ediyor. Evet, evet. Eğer siz yurt dışındaki yatırımcınızı İstanbul'a indiriyorsanız, yatırımcı İstanbul'dan buraya yeniden ikinci bir noktaya olarak gelmez. Bizim altın boynuzumuz var. Başkanım çok güzel söyledi. Biz beraber oturabilmeliyiz. İzmir'de çok fazla beraber oturamıyoruz. Altın boynuzun iki ucunda altın gibi iki tane şey var, ilçemiz var. Karşıyaka ve Göztepe. Fakat Karşıyaka ve Göztepe yıllardır sportif şeylerden dolayı, rekabetten dolayı birbirlerine sürekli rekabet. Rekabet olması çok güzel ama bu rekabetin dostluk, arkadaşlık çevresinde olması daha güzel. Başkanımın da bir şeyi vardı. Konuşmuşlar. Ya dedi, biz dedi, neden dedi Aziz Başkanım dedi, Karşıyaka'yı dedi, Göztepe birleştiren dedi, bir de tüp geçit yapsaydı, bu arkadaşların hiçbirisi kavga etmez. Hepsi akraba olur, arkadaş olur, dost olur. Ulaşım ne çok zor ya bir defa. Ulaşım evet. Ben bugün ben şimdi Göztepe'den Karşıyaka gitmek bir saat, Akhisaray'a 45 dakika. Yani insanların birazcık da algısını da değiştirmek lazım. Tüp geçit deyince denizden evet. Yani. Üst kuyulardan Bostanlı'ya artık. Yani çok artık bunlar hayal değil ya, dünyanın her yerinde olan işler çok yani. Çok basit bir şey var. Yani ama İzmir böyle iddialı projeleri yok. İstemezsen de vermiyorlar yani, önce istemek lazım. Biz yıllardır limanımız çok sığ bir bölge, limanımız sıkıştı kaldı. Ciddi anlamda büyük limanımız yok, işte yeni bir yapılıyor. Çandarlı'da yapılıyor. Tamam, o gitsin. Oraya doğru mu? Marinalar yap. Evet. İzmir'de hala marinamız yok bizim. Yani çok deniz kıyısında olmamıza rağmen denizin nimetlerinin hiçbirisinden faydalanamıyoruz. Evet, nimetlerimizi hiçbirini herhalde yeterince kullanamıyoruz. Gerçekten bu çok acı. Yani şöyle İzmir Akdeniz'in incisi diye şu arada yazıyor hemen. Zaten çıkışta görmüşsünüz. İnşallah olacak. Evet, o inci olmayı bekliyoruz. Bir zamanlar gerçekten hani ticaret tarihinde de özellikle geçmişten bugüne şöyle gelirsek İzmir'de zavallı merkez olmuş. Evet. Fakat nedense diğer kentlerimiz, Ege bölgesindeki diğer kentlerimiz İzmir'i açtı gittiler. Bizler bir zamanlar Türkiye'nin en güzel bir kentiyken yahut da gelişmiş üçüncü büyük kentiyken
Bugün 8. 9. sıralara düşmeye başladık. Tabii bu İzmir açısından kötü bir şey. Hala şansımız var. Çünkü hala yaşanabilir bir kent İzmir. Çok güzel bir kent. Sadece biraz daha geliştirilir. Yaşanacak şehir başkanı. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Ama ulaşabilir olması biraz daha girişimine, ekonomisine katkı sağlayabilir. Buna biraz daha bakmak başkanım, lazım. Buradan şunu da dile getirmek istiyorum. Bizim Akhisar'da biliyorsunuz zeytinin dışında da hemen çok hızlı bir şekilde bugün yeme içme mekanları noktasında Akhisar Ege bölgesindeki en iddialı şehirlerden bir tanesi. Biz köftecilik sektöründe biliyorsunuz artık Ege'nin en iyi köftecileri Akhisar'ımızda ama köftenin dışında da birçok konuda sizleri biliyorsunuz ağırladığımız çok güzel mekanlarımız var. Biz yeme içme turizmi olarak da İzmirli arkadaşlarımızı hafta sonları Akhisar'a davet etmek isteriz. Akhisar belki çok uzakmış gibi geliyor bilgilendirmelerde. Geçen gün birisiyle oturuyoruz dedi hafta sonu dedi Tire'ye gidelim. Ya dedim yani İzmir'den Tire kaç dakika? Dedi ki 70 kilometre de işte bir yolu bozuk 1,5 saat dedim. Akhisar 45 dakika. Hadi gelin Akhisar'a götüreyim sizi. Ondan sonra Akhisar'a gittik. Bir pazar günü. Kuzu çevirmecimiz var. Kuzu çevirmeci var. Sabali katmeri var. Köftesi pide de paçamız var. Ya şambolimiz var. Ya çok güzel bunu anlatmak lazım. Hazır böyle bir ekrana çıkmışken Akhisar'ın yeme içme mekanları noktasında da çok ciddi mesafe kat ettik. Mesela benim Manisa'dan birçok kişi Akhisar'ı bu konuda tercih ediyor. Mesela pazar günleri bir kahvaltı salonlarımız. Van kahvaltı salonlarını aratmayacak boyuttayız efendim bu noktada. Gerçekten başarı oranımız yüksek gidiyor. İnşallah bu konuda da istediğimiz kitleye ulaşırız. Akhisar'ı ağırlamak isteriz misafirlerimizi. Evet. Mesajda arkadaşım da Akhisar Spor'dan bahsediyor. Ben de başkanın kravatına baktım. Şöyle Akhisar Spor'un renklerine benzetmek istedim ama... Bizde yeşil olmazsa olmaz. Biz mutlaka üzerimizde yeşil... Zeytin yeşili olacak. Hem zeytin hem bizim bir sloganımız vardı. Borsa olarak yaptığımız. Türkiye'nin yeşili Türkiye'nin siyahı. Yeşili siyahı diye bir slogan vardı. Bu slogan çok beğenildi. Tabii bazı sağ olsun müteşebbislerimiz de bunları ticari hemen faaliyete geçirmeye çalıştı. Tabii Akhisar Spor bizim gururumuz. Kesinlikle. Bizler Akhisar Spor'la gurur duyuyoruz. Ama spordaki bizler için başarıdır, başarının ötesinde bizim şehrimizdeki Akhisar Spor'la gerçekten mümkün olacağı mütevazi yaşamaya, davranmaya, hareket etmeye çalışıyor. Bizler de bizim arkadaşlarımızın çoğu mütevazidir. Çok fazla egoları yüksek değildir. Bizler misafirperver şehiriz. Misafir takım taraftarlarımızla hep de zamanda zeytinler dağıttık. En azından arada duygusal bağlar kurmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Akhisar Spor'umuza çok şükür bizi mahcup etmedi. Bu sene dikliydi. İnşallah Akhisar Spor gibi Ege'de diğer başka takımlarımızı çıkarırız. Ege'nin misafirperverliğini biz tüm Türkiye'ye, dünyaya gösteririz inşallah. Bahattin Bey son sözlerinizi alalım. Süremizi geçmiş, şöyle reklamlarımızı ödürün. Son söz olarak Akhisarlılara, İzmirlilere, bir ticaret adamı olarak bütün Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Buyurun, ekran sizin. Ben çok uzun cümleler kurmak istemiyorum. Ama burada bizim en önemli yapmamız gereken şey birlik beraberlik içinde olabilmek. Konuşabilmek, eğer karşılıklı oturup konuşabiliyorsak, paylaşabiliyorsak çok doğru, iyi işler yapabileceğimize inanıyoruz. İnşallah beraberce her lokasyonda karşılıklı oturup konuşabiliriz. Bizlere misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve Akhisar Bursumuz adına. Evet Sayın Başkan, son sözlerinizi alalım. Biz gerek Akhisarlılara gerek İzmirlilere... Biz İzmir'i çok seviyoruz. Öncelikle biz İzmir'i çok seviyoruz. İzmirlilerin de Akhisar'a gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Onları daha çok Akhisar'da ağırlamak istiyoruz. Akhisar'da keşfedilecek çok mekan var, çok tarih var, çok kültür var. Sizleri Akhisar'a davet ediyoruz. Program için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, bir zamanlar bir reklamımız vardı. Bir üründen bahsediyordu. Zeytin deyince akla Akhisar gelmesi lazım herhalde. Gerçekten. İnşallah. Güler yüzlü insanlara, insanlara verdiği aslında çok önemli şeyler, ileri çıkarılması gereken şeyler. Akhisar da İzmir gibi herhalde hak ettiği yerde değil şu anda.
İnşallah hep beraber olacağız. Hep birlikte olacağız. Evet, çalışacağız. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Evet Sayın Seyirciler, Yeri Güneşler burada sona eriyor. Konuklarımız Sayın Alper Alhattı, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı ve Sayın Bahattin Alkındı, Meclis Başkanı. Herkese çok teşekkür ederim katılımınız için. Başarılar dilerim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bu arada fuarımız biliyorsunuz bugün de devam ediyor. Fuar devam ediyor. Olivtek Fuarı'nda standımız var. Standımızı size Akhisar'ın en güzel zeytin ve zeytinyağını tattırmak için bekliyoruz. Farklı tatlar arıyorsanız mutlaka standımızı ziyaret edin. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Yeni bir Yeni Güneşler'de tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Teşekkür ederim.